Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bir patik çalışması yapacağız. Patiğimiz 0-6 aylık bebeklerimiz için uygun ölçülerde olacak. Patiğimizi örmek için ilk önce taban kısmından başlayacağız. Taban kısmımız yeterli ölçüye geldikten sonra üstteki görmüş olduğumuz mavi kısmıyla üst kısmına geçeceğiz ve aşama aşama patiğimizi örerek tamamlayacağız. Patiklerimizde genelde ağırlıklı olarak arka kısım genelde aynı devam ederken buradaki en önemli ağırlık kısmı Burun kısmındaki daralmalar olacaktır burun kısmının daralmalarını ve kesmesini ve diğer rengiyle geçeceğimiz sık iğnemizi yaptıktan sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet şimdi patiğimizi örmeye başlayalım ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak zil sesini aktif edip bizleri yorumlarınızla beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet hepiniz örgü aşkım ailesine tekrar hoş geldiniz. Hemen patiğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 3 numara tığımı kullanıyorum. İpim biraz e, dolgunca bir ip. Şöyle görelim. Gayet güzel, yumuşacık, sıcak tutan iplerden. Mümkünse çocuklarımızın ayaklarına e, çok fazla naylon ya da akrilik olan ürünler değil. Biraz daha güzel ürünler kullanalım. Ayakları sıcak olsun. Evet, şimdi 13 tane zincirimi çekerek taban kısmımı örmeye başlıyorum. Düğümümü attım, bunu saymıyorum felci sıkıştırıyorum ki herhangi bir karışıklık yaşamayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimizi çektikten sonra santim olarak hemen bakalım. Hiçbir şekilde risk almayalım. Sizler de ona göre ölçümüzü hemen büyütebilirsiniz. En küçük ölçü bu ölçümüz zaten. 0,6 ay. Şöyle tutuyorum ve buradan 6 santim olduğunu görüyorum bakınız Evet şimdi tığımın başını doluyorum bir tane atlayıp hemen yanındakine batıyorum bakınız bir atladım 13. 12. içine gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum bir sonraki zincirin içerisine giriyorum başını doluyorum birer birer bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane çakma trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 6 şimdi tığımın başını doluyorum ikili trabzan örmeye başlıyorum sıradaki zincir yuvasına batıyorum 1 sıradaki zincir yuvasına batıyorum 2 3 4 5 ve 6 bir tane geri dönerken atladığımız için 6 tane çakma trabzanımız 6 tane ikili trabzanımızı ördük şimdi 6. trabzanımın bulunduğu noktaya trabzanlar örüyorum burun kısmını oluşturacak bölümler şimdi başlıyorum şöyle diğer katını da alalım ayrık olmasın bu şekilde. 2. Bakınız aynı yere ikinci trabzanımı ördüm. Ve devam ediyorum. 3. Bakın ikili trabzan. 4 aynı yere ve 5. Şöyle giriyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. Burası matematiğimizin ön kısmı olacak bölüm. Bakınız şimdi şu kısmı çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 olan şurayı çalışıyoruz. Burayı 5 olarak ayarlayalım. Sonra aradaki kalan trabzanlarımızı şuradakilerini yine tam karşısına denk gelecek şekilde trabzan olanları trabzan, çakma trabzan olanları çakma trabzan şekliyle örerek ilerleyelim. başlıyorum 5 tane tamamladım. Şurası bakınız çok önemli en önemli yer burası lütfen hiç gözümüzde büyütmeyelim 1 2 3 4 ve 5 ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen tam karşılığına denk gelecek yerdeki bakınız trabzanımın dibine giriyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Bakın karşılıklı ördüm. Hemen bir sonrakinin karşılığına gelecek yerdeki trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanımın bulunduğu yere gelerek örüyorum. Tekrar ilerlemekteyim. Bakınız sayalım. 1, 2, 3, 4 ve sonucu örüyorum. 5. Çünkü altıncının bulunduğu yere 5 tane trabzan örmüştüm. Şimdi başlıyorum. 1, çakma, trabzan yapıyorum. 1, tek seferde çektiğimizi diyoruz. 2, tek seferde 3 ve birebir karşılıklı örüyorum. 4, 5 ve altıncının olduğu yeri Giriyorum. Bakınız 5 tanesini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 Altıncının bulunduğu noktaya Geldim ve battım. Şöyle bakalım. Altıncının Olduğu yerde bir tane daha Daha önce batmıştım. Zincirimizin bulunduğu yerden dönerek Şu kısma geçmiştim. Şimdi bir tane Battım. Zincirimin Bulunduğu yerin yanına ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Şöyle görelim. 1, 2, 3 tanesini ördüm dördüncüyü örüyorum zincirden döndüğüm yere gelerek batıyorum diğeriyle 5 oluyor bakınız şöyle ayarladığım zaman 1 2 3 4 5 5 tane bu bölümü de örmüş oluyorum 5 trabzan karşıda 5 tane çakma trabzan karşıda arada da normal trabzanlarımız bakınız bu şekilde ördükten sonra hiç sıkıntı çekmeden hemen yukarıya doğru örmeye başlıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki yeri trabzan olarak örmeye başlıyorum. Her bir aşağıdaki görmüş olduğum yuvaya birer birer örüyorum. Buralarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. İşlemimiz sadece topuk ve burun kısmındaki beşer trabzanların bulunduğu noktalarda. Bakın şimdi normal örüyorum. Ta ki şu uç kısma varana kadar. iki tane trabzan kalmış. Bunları da örüyorum. Evet şöyle görelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 bakınız. Buraya geldiğim zaman bu 5 tane trabzanın her birine ikişer ikişer trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, bakın şurayı tekrar göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle yardımcı olmak adına hiç karışıklığa sebep vermeyelim. Şöyle dümdüz ördüm. Burun kısmındaki topu, burun kısmı burası. Bakınız. 5 tane trabzan. Her birini ikişer ikişer örüyoruz. 1 ve 2. Hemen yanındakini örüyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü ördük. Bakınız. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü örüyorum. 1, Aynı yere batıyorum 2 dördüncü de çift ördüm 5. çift örüyorum ve burun kısmının artışlarını bu şekilde tamamlıyorum. 5 tane trabzanımın her birini bakın şu şekilde baktığım zaman 5 trabzanımın hepsini çift olarak örüyorum 1 2 3 4 5. Bundan sonraki trabzanlarımın diğer topuk kısmındaki kısma gelene kadar arayı birer birer örüyorum. Topuk kısmında yine her birini ikişer defa örerek artışımızı yapıyoruz. Şimdi bir örüyorum. Tekrar yanındakini bir, bir sonrakini bir. Bakın buraları hiç ne saymanıza gerek var ne de takibine gerek var. Yalnız atlayıp iki defa batmayalım. Birer birer ördükten sonra hiç problem değil. topu kısmına doğru ilerlemekteyim. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 olan kısım hemen bir sonraki bölümden sonra artmaya başlıyorum. Evet şuradan başlıyorum. 2 tane örüyorum. 1, bir. bir sonrakini yine 1, bakınız 2 ördüm. Aynı yere batıyorum. 2, hemen bir sonrakini 1, 2 aynı yere battım 3 bakın 1 2 3 bir, bir sonrakini 4'üncüyü örüyorum şu anda bakın ve en son bakın tek olarak şuradan başlamıştık hemen aynı yere bir tane batıyorum çift olarak 5'inciyi bu şekilde oluşturuyorum şöyle birleştirdiğim zaman sayalım 1 2 3 4 ve 5 5 tane topuk kısmında da çiftimizi ördük şöyle görelim bakınız. Burası burun kısmı, topuk kısmı. Şimdi e, yeniden örmeye başlayalım. Buradaki ilk çiftimize kadar bütün trabzanlarımızı birer birer örelim. İlk çiftimizde yeniden görüşelim. 2 tane zincir çekerek ilerlemeye başlıyorum. 3 tane çekmeyelim. 3 çektiğimiz zaman biraz pot durabiliyor. 2 tane güzel oluyor arada e, kaynıyor. Ve birer birer örerek çift olan trabzanıma doğru ilerliyorum. Travzanımın olduğu yere geldim bakınız çiftimin ilkine hemen öreceğim yer tığımı başını doluyorum trabzanımı çift olarak örüyorum yine burun kısmındayız bakınız iki tane ördüm İki trabzanımızın ilkini iki olarak ördüm. Bu sıramızda yani üçüncü dönüşümüzde bir çift bir tek bir çift bir tek bu burun kısmını bitirdiğimizde beş tane çiftimiz olacak. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın sadece burun kısmı için çalışmaktayız. Birinci çiftimi ördüm. Tek örüyorum. İkinci çiftimi örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki bakın ikinci çiftimi ördüm. Tekrar tekim örüyorum. Üçüncü çiftime başlıyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, bakalım. Bir, bakınız. İki ve üç. Tekimi örüyorum. Dördüncü çiftimi örüyorum. Tekim örüyorum. Beşinci ve son çiftimi örüyorum. Bir ve iki. Evet, burun kısmının beşinci ve Son çiftini ördüm. Şöyle açıldığı için yeniden örüyorum. Şöyle bakalım. Sayalım bakın. Bir çift, iki, üç çift, dört çift ve beş çift. Her birinin de arasında birer tane teklerimiz var. Ve şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız şu kısım üzerine çalışarak devam ettik. Bakınız şuradan. Evet 5 tane çiftimizi ördükten sonra çeviriyorum. Artık birer birer diğer topuk kısmına doğru trabzanlarımı örüyorum. Topuk kısmında da aynı işlemimizi yapıyoruz ve tabanlığımız bitmiş oluyor. Bakın son derece kolay, hiç kafa karıştırıcı değil. Umarım hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeden örmüşünüzdür, Zevk alarak hepinizin işleri rast gelsin inşallah. Hiç sıkıntı çekmeyelim hem örgüde hem normal hayatımızda inşallah. Evet şimdi bakınız e, kenardaki İki tane artışımın bulunduğu yere kadar geldim. Burada diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi ilk artışın ilk batış yerine çift olarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, bir tane tek örüyorum. Bakınız bir çiftimi ördüm. Toplam beş tane çift öreceğiz. İkinci çiftimi örüyorum. Yani aynı yere batıyorum. Bir tek örüyorum. Üçüncü çiftim için aman batıyorum. 1 ve 2. tek örüyorum. Tekrar çift örüyorum. Tek örüyorum. Bakınız şimdi sıradan. 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift, 5 çiftle tamamlayacağız. Her iki tarafta beşer çift olması gerekmekte. Evet şimdi 5. çiftimi Örüyorum. Aynı yere bakınız. Batarak şöyle. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir trabzanım ördükten sonra iki zincir çektiğim yere girerek batıyorum. Ve topuğumuz yani tabanımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Evet bir tane zincirimizi de çektikten sonra tabanımızı ipimizi keselim ve iç noktaya gizleyelim. Şöyle görelim. Evet çok kolay ve çok güzel bir taban çalışması oldu. Bir e, 0-6 ay çocuklarımız için gayet güzel bir çalışma. Şöyle baktığımız zaman şimdi bitişinde kaç santim olduğunu görelim. 11 santim bittiğinde tabanımızın ölçüsü. Tabanımıza tamamladıktan sonra ikinci rengim olan mavi ile herhangi bir yerinden örerek başlıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şöyle görelim. Bakın patiyemizin kenarında hafif bir çıkıntılı bölüm var. Bakın. Şimdi öreceğimiz örgüyle bu çıkıntıyı kendiliğinden oluşturacağız. Herhangi bir şekilde ekstradan sonradan yapmak durumunda kalmayacağız. Kendiliğinden olacak. İpimi şu şekilde hazırladım ve herhangi bir yerden düz yönü kendime bakacak şekilde aldım arkadan şöyle giriyorum bir tane trabzanımı ana gövdesinden bakınız diğer tarafından çıkıyorum şöyle bir yönden girdim diğer taraftan çıkıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum sonra sıradaki hemen yanındaki bakınız hiç uzağa gitmiyorum hemen yanındaki trabzanın ardından giriyorum örüyorum bir sonraki trabzanın ardından girdim itiyorum ve örüyorum çok çok zevkli bütün tabanlarda bu şekilde yaparsanız kenardan çok hoş bir görüntü oluşmakta bütün öreceğimiz patiklerde bu uygulayabileceğimiz güzel bir yöntem bakın sonradan dışını çıkartmayla uğraşmıyoruz ilk etapta yaptığımız işlemle bu güzel sonuca ulaşıyoruz. Giriyorum. Ve sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Şöyle bakalım. Şöyle bir görüntüsü buradan var. Sanki bir dikiş görüntüsü. Buradan ise yandan dışarıya çıkıntımız var. Şöyle durduğunda gayet hoş güzel bir görüntü sergilemekte. En son trabzanımıza gelene kadar hepsini birer birer ördüm şöyle görelim alttan yandan görelim bakınız yandan ise şu şekilde görülmekte kenarda şu görünen gri kısmımız ve direk şeklinde duran mavi kısmımızı görmekteyiz şöyle de tabandan tekrar görelim şimdi en son trabzanımızı ördükten sonra şöyle gelerek batıyorum trabzanımızın üzerine geçişimi yapıyorum 1 2 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanı ardından girerek örüyorum. Ve yanındaki trabzanı yandan giriyorum. Ters düz örgümüzü örüyoruz. Bir ardından bir yanda ardından yandan ve ikinci sıramızı lastik örgüsü örerek tamamlayalım yandan ve ardından örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. İkinci sıramızı bir arkadan bir önden bir ters bir düz şeklinde örerek geldim. Ve şu an birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim. Şöyle geçişimi yapıyorum. Bir iki üç tane iki tane zincirimi çekiyorum. Üç çekmeyelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ardından girerek örmeye başlıyorum. Bu sıramızda burun kısmından kesme işlemimizi yapacağız. Öncesinde biraz örelim. Yaklaşırken burun kısmına hem işaretlerimizi bırakalım hem de nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi bakınız burun kısmımızı şöyle tığımızda tam ortaya tutuyoruz. Bakınız tam ortaya. İlk başlangıç zincirimiz sağına ve soluna örmüştük. Bakın zincirimizin İki trabzan burada iki trabzan burada zincir ucunda şöyle tutuyorum burasını tam orta merkez olarak alıyorum bakın şurası merkezim hemen merkezimi ben belirli olması açısından bir tane ayracımı takıyorum sizler tabi takmadan da ayarlama yapabilirsiniz kenarından saymaya başlıyorum bir içteki bir dıştaki iki 3 içteki 4 dıştaki 5 içteki 6 dıştaki 7 içteki 8 dıştaki tam 8. ayracımı takıyorum Hemen işaretime takıyorum. Tam 8. Ye. Şimdi tekrar sayalım. İçimiz rahat etsin. Bakınız 1 içerideki 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sağ tarafında e, ördük. Şöyle bakınız. 1, 2, 3, 4. 4 tane kabartılı da olarak sayabilirsiniz. Şimdi şu tarafa doğru sayıyorum. 1 kabartı, 2 kabartı, 3 ve 4 tane kabartı olarak hemen sadece kabartıları sayalım. İçteki kısma şöyle Ayrıca mı takıyorum ve yeniden sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakınız 8 buradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kırmızıdan itibaren pembeye kadar 8 bu tarafı da 8 yani e, tam 16 tane ilmeğimizi ayırdık burun kısmını keserek ilerleteceğiz. Şimdi bakınız, bu ayrıca takmaya da bilirsiniz ama e, karıştırabilirsiniz hiç karıştık da mahal vermeyelim. Evet arkadan ördüm. Bakınız ilk işareti taktığımı tığımın başında doluyorum Bir defa örüyorum. Tığımda bekletiyorum. Çünkü kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Burnumuzun şu kapanma kısımlarını örüyoruz. Bir defa ördükten sonra tığımda iki tane ilmeğim kalıyor. Tığımın başında doluyorum Arkadan giriyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Ve her ikisini birlikte kapatıyorum. Bir sonrakine yandan giriyorum ve diğerini ardından birer defa ördüğüm ilmeklerin ikinci kez birlikte örüyorum ve kapatıyorum. 1 ardından 2 iki, her ikisini aynı anda örerek kapatıyorum. Bakınız kesme işlemlerimiz yavaş yavaş tamamlanmakta. Hemen diğerini örüyorum. 1 arkadan alıyorum. 2 i̇ki. her ikisini aynı anda alarak kapatıyorum. Şuna artık gerek yok. Evet her iki ilmeğimi bir ve bir başını doluyorum bir defa örüyorum her ikisini tek seferde yeniden ardına geçiyorum ikisini aynı anda işaretimize kadar bu şekilde ilerleyelim şöyle görelim kaç tane kestiğimizi 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 tane kestik. 7 bakınız 14 tane ilmeğimiz oldu. Yan taraftan örmeye devam ediyorum. Bir önden bir arkada yani bir yandan bir ardından girerek sıra başımıza kadar ilerleyelim. Lastik örgümüzü örelim. Evet ikinci sıramızı tamamladım. Yeniden iki tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Hemen arkasından alıyorum. Yandan kesmeye başladığımız yere kadar düz bir şekilde örüyoruz. Kesme işlemimizin hemen yanı başındayız. Bakınız yine buradaki kesme işlemlerimizi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Yandan giriyorum. Her ikisini bakınız tek ilmek haline getirmiştim. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Bir defa örüyorum. Hemen e, kapamadan tekrar yandakine iki tane ilmeğimi bakınız tek ilmeğe çevirmiştim. Yandakine giriyorum. Ve ikisini birlikte kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum diğer kesmiş olduğum ilmeklerimin yanından giriyorum ve bir sonrakinin aynı şekilde yandan girip birer defa örüyorum ikincisini birlikte kesiyoruz bir bir her ikisini kesiyoruz tekrar bir ve en son bakınız bu en son olarak bakın kaldı bunun hemen yanındakini de alalım buna eşlik etsin. Evet diğerlerini artık birer birer gördüğüm şekliyle örüyorum. Evet sıramızın başına kadar örerek tamamladık. Bakın nasıl hiç e, kalıbı bile giymeden gayet güzel e, görünmekte. Minicik çok hoş bir çalışma. Sadece burun kısmından kesme işlemlerimizi yaptık. Geri kalan e, bütün bölümleri birebir aynı olarak devam ediyor. Şimdi Yeniden birleştirerek burun kısmımıza kadar gelelim. Burada artık düz örgümüzü örmeye başlayalım. Şöyle bandımızı kaldırdığımız zaman bakınız iki sırada düz örgü olarak örüyoruz. Artık bu kısmı bir arkadan bir yandan şekliyle örmeden tepesine batıyoruz. Evet şimdi geçişimi yapıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen ardından giriyorum. Eğer ilk defa örüyorsanız mutlaka ayraç kullanmanızı tavsiye ederim. Yanılmazsanız ve bu şekilde örmeye devam edersiniz. Bakınız kesme işlemimin hemen bulunduğu yerdeyim. Atıyorum tepesine battım. 2 tepesine batıyorum. 3 Tepi noktalarına kestiğim Bakınız, her ikisini birlikte aldığım yerlerin üzerine birer tane düz trabzanımı örerek ilerliyorum ve hemen diğer trabzanlarımı şunu, evet, ardından giriyorum, yandan tekrar şu kısma kadar örerek gelelim. Bakınız, birleşme işlemini yapalım. Bu kısımda yeniden görüşelim. Yine geçiş işlemini birlikte yapalım. Şöyle geçiş işlemine başlıyorum. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Ardından giriyorum yandan düz trabzanlarımızın olduğu yere kadar geleyim. Düz örgümün bulunduğu noktaya kadar geldim ve yine başlıyorum. 1 hemen yanındakini bir defa örüyorum. 2 i̇ki, ikisini aynı anda kapatıyorum. Bir sonrakine bir defa örüyorum. Hemen yanındakini örüyorum. 2 aynı anda alarak kapatıyorum. Artık burası son sıramız. bir ve yanından bir tane düz olarak devam eden bakınız. Yani yandan aldığımız kabartılımızdan da bir tane alıp hemen buna eşlik ediyoruz. 1 2 3 tane kesme işlemiyle tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıramızı birleştirelim. Bu sıramızı tamamlayıp bir patiğimiz bu şekliyle tamam oldu. başlangıç yerimize kadar gelelim bakın gayet hoş bir görüntüsü oldu şöyle buraya kadar devam edelim kenarlarımızı dolaşarak geldim şimdi birleştirme noktasındayız zincirimi çektiğim yere aradan giriyorum şöyle ilmeğimi geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum sonrasında içeriye alacağız Evet şöyle görelim Bakınız çalışmamızı çok hoş bir çalışma oldu Umarım çok çok kolaylıkla yapmışsınızdır. Umarım hiçbir sıkıntı çekmemişsinizdir. Şimdi e, kenarında görmüş olduğumuz griyimizi bir sıra sık iğne şeklinde dolaşalım. Şu karşısından başlamak istiyorum ya da arkaya doğru gri ipimi alıyorum. Bir tane zincirimle sabitleniyorum ve ipimi şöyle alttan gizleyerek götürüyorum. Sadece sık iğne örüyorum. Bakınız, aradaki küçük bölüme giriyorum, minik gözün olduğu yere sık iğnemi örerek ilerliyorum tabanımız ve üst kısmımız aynı şekilde uyum içerisinde olsun ve ilerliyorum ipimi şöyle gizleyerek devam ediyorum sıkıntı çeken arkadaşlarımız ip gizlemekte daha sonra gizleyebiliriz hiç problem değil Onun için lütfen yormayın kendinizi zorlaştırmayalım. Örgüde mümkün olduğunca kolaylaştıralım. Şuradaki ipimi de gizliyorum. Küçük aradan girerek bakın küçük gözün içerisinden girerek birer birer başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Hemen giriyorum. başlangıç zincirimizin bir tane zincir çekmişti bakınız oraya kadar geldim hemen zincirimin içerisine şöyle batıyorum zincirimle sık iğne arasındaki minik gözün içerisine bakınız tığımı geçiriyorum ilmeğimi alıyorum İpimi ipimi ilmeğimin içerisinden geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum şöyle kalıbımıza giydirip bakalım bakın ne kadar güzel çok hoş oldu. Hemen önündeki bandamızı da sizlerle birlikte örelim ve patiğimizi kullanıma hazır hale getirelim. Her yeri gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, şimdi bandamızı örmeye başlayalım. Buradaki bandamızın sayısı bu minik patiğimize göre olacak e, zincirimizi. Eğer daha büyük yaş grupları için ördüysek ya da birazcık daha küçük göreyim ya da ipiniz inceyse ona göre mutlaka zincir sayımızı fazlalaştırıp azaltabiliriz. Şimdi 7 tane zincirimizi çekelim. Bandamızı bir uçtan bir uca ayarlayalım. Ben e, şöyle bakınız ilik şeklinde ördüğüm için çıkarılabilecek gibi ayarladım. Daha uzağa da götürebilirsiniz. Şöyle bakınız şu şekilde aşağıya diktim üzerine dikmedim eğer üzerine dikmek istiyorsanız buradaki ilik kısmını yapmadan direkt iki sıra halinde örerek buraya düğmeyi üzerine dikerek kapatabilirsiniz Evet şimdi ilikli şekliyle çalışalım düğüm atıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimi çekip birinci zincirimin içerisine giriyorum ve şöyle iliğimiz için yer hazırlıyoruz. Eğer ilik çalışmayacaksak direkt zincirimizi çekip iki sıra halinde karşılıklı trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da aradaki olan 7 tane zincirimizin bulunduğu bakın trabzanlarımızın olacağı yerimiz. Şimdi tekrar 7 tane 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen batıyorum ve kapatıyorum. ikinci bir ilik daha açtım. E şimdi 1 2 2 tane zincir çekip kapamış olduğum yuvaya çeviriyorum ve tırabzanımı doldurmaya başlıyorum. bir diye sayalım. 2 3 4 5 6 7 bir tane daha örüyorum 8 7 tane zincir çekmiştim 8 trabzan dolduruyorum çok fazla doldurmayalım şöyle açılsın eğer düğme kullanacaksak rahat girip çıksın düğmemizi tamamen kapamayalım tığımın başında oluyorum hemen zincirimin dibindeki göze giriyorum ve zincirim üzerine trabzanlarımı örmeye başlıyorum bakınız hemen zincirimizden geçişimizi yaptık Şöyle 3. Ve giriyorum. Aynı yere batmayalım. 4. 5. 6. Ve 7. 7 tane zincirimin her birini birer trabzan doldurarak ördüm. Şöyle görelim. Ve tığımın başını doluyorum. Diğer halkamızın içerisini doldurmaya başlıyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3 trabzanlarım örerek geldim. Şimdi karşılıklı birbirinin karşısına ikinci sıramızı da örelim. Ve tamamlayalım. Kenar bandımızı şu şekilde orta bandımızı karşılıklı örüyorum ve düğmelerimizi dikerek bandımızı da yerleştirelim. İki tane düğmeyi birer birer diktim. İlikli yaptığımız için iliklerimizi birer birer geçirerek şu şekilde takıyoruz. Tabii bunu ilikli olmadan direkt de çalışabilirsiniz. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi. Evet. Şu şekilde gayet güzel oldu patiğimiz. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamız sizlere faydalı olmuştur ve umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.